başbakan yardımcılığı yaptınız. Emek harcadınız özellikle o günlerde. Şimdi aslında Afganistan bize çok uzak. İşte 2900 kilometre, 3000 kilometre neyse oturup onu yazıyorlar. Yani Afganistan çok uzak ama yankısı çok yakın. Yani iz düşümü çok çabuk düşüyor Türkiye'ye. Tabii. Yani bu göç meselesi var. Afganistan'daki yeni yönetimin, oluşacak yeni yönetimin alacağı kararlar var. Biraz önce bir haber gördüm. Çok enteresan. Afgan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit bir Kabil'de bir basın toplantısı düzenliyor. Fakat fotoğraf yok diyor, video yok diyor. Bakın, fotoğraf günah, video günah. Ve bugün bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu şöyle diyor. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isterim diyor. Şimdi benim aklım almıyor. Taliban'ın gelişi belli. Belli. Bunların ne yapacağı belli. Bakın ilk basın toplantısında fotoğraf çekmek ve videoyu yasakladı. Yani bunu video kullanabilir ama no photo diyor. Son dakikaya kadar görmek lazım. Yani nasıl yapacaklarını, nasıl kurgulayacaklarını. Bir şeyi merak ediyorum. Eğer Taliban yönetimi yeniden 1996-2001 yılları arasındaki yapısına geri dönerse, kadınların sokağa çıkması yasak, birinci derecede akrabaları dışında dışarı çıkmaları yasak, eğitim almaları yasak, çalışmaları yasak. Sadece kadınlarla ilgili değil. Bunun dışında sakal bırakmak zorunlu. Sakal olmayanlar cezalandırılıyor, kırbaçlanıyor. Yine kadınların öldürülmesi konusunda özellikle rejim olayı uygulanmayacak diyor yeni Taliban sözcüleri ama bunun bir garantisi yok. Çünkü iktidarı ele geçirene kadar her şey. Ele geçirdikten sonra saf şeriat diye anlayış, kendi anlayışlarına ya da o günlere dönerlerse, selefi anlayışa yeniden dönerlerse ne yapacakları konusunda hiçbir bilgi yok. Şimdi Afganistan'da bu yaşananlar bizim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediği gibi olumlu olarak mı karşılayacağız? Ama Afganistan'da ilişkimizi koparmadan nasıl bir yol izlememiz lazım öncelikle bu yaşanan olayları gördüğünüz zaman? Taliban yönetiminin değişip değişmediğini, ilerleyip ilerlemediğini, yeni bir noktaya gelip gelmediğini sizin de dediğiniz gibi zaman içinde göreceğiz. Ama biraz önce vermiş olduğunuz örnek çok bir değişikliğin olmadığını gösteriyor. Basın toplantısı yapıyor sözcü, Taliban'ın sözcüsü. Bu çok önemli bir olay. Taliban yönetimi için de çok önemli bir olay. Dünyaya mesaj veriyorsunuz. Temel açıklamalarda bulunacaksınız ama fotoğraf çektirmiyorsunuz. Bu çok fazla bir değişikliğin sanki olmadığının bir göstergesi gibi. Ama zaman içinde bakalım ne olacak. Taliban kendi meşruiyetini, uluslararası meşruiyetini güçlendirmek için çok büyük bir olasılıkla bu dediğiniz türden adımların atılmasını düşünebilir, sergileyebilir. Bu arada Türkiye'ye yaklaşımı daha da farklı olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti aslında çok uzak olmadığımızı, aynı inancı paylaştığımız, hangi inancı, dinin dışında hangi inancı kastediyor Sayın Cumhurbaşkanı onu bilmiyoruz. Farkımız yok dedi yani. Aynı değiliz. Herhangi bir değeri paylaşmıyoruz biz Taliban'la. Kültürümüz farklı. Yani kültürümüz farklı, anlayış, yaşam biçimimiz inancımız farklı. Biz Müslümanlığı böyle görmüyoruz. Aslında Müslümanlığı Taliban'ın gibi görmeyen çok sayıda Müslüman ülke de var. Onların kendilerine özgü, bizim kabul etmeyeceğimiz, bizim paylaşmayacağımız, insanlığın da kabul etmediği bir anlayışları var. Onun gereğini yerine getiriyorlar. Ne yapacaklar bilmiyorum. Ama bizim şimdi Türkiye'ye yansımasını değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi işin bir boyutu yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir törende yaptığı konuşmaya göndermede bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok yoğun bir biçimde İran üzerinden Afgan göçüyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Bu çok önemli bir saptama. Birkaç gün önce bu böyle değil denmişti.
Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi yalan kullandı. Yalan haber demişti Sayın falan. Cumhurbaşkanı. Sonra bu CNN ve kanalda ortak sonra bu ifadeyi doktası kullanmıştı. Yani ben bunun yurttaşlarımız tarafından, Türkiye'nin siyasetçileri tarafından didik didik edilmesi gereken bir mesaj olduğunu, bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde tartışmalıyız. Yani yoğun bir göçle karşı karşıyayız ifadesi, İran üzerinden gelen yoğun bir Afgan göçüyle karşı karşıyayız ifadesi aslında bir sorunu ortaya koyuyor, bir sıkıntıyı ortaya koyuyor. Bu tespitin gerisinde ne var? Yani biz koruyamıyor muyuz sınırlarımızı? Askerlerimiz bunu yapmaktan uzak bir noktadan bulunuyorlar. Nedir sorun? Bir defa pratik olarak, somut olarak bunun sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi işin bir yanı bu Fatih Bey. Ama işin ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasını dinledikten sonra bir başka yönü olduğunu daha düşünmeye başladım. Şimdiye kadar bizim gündemimizde olan özellikle daha Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesinden önce, Taliban'ın Kabil'e girip bütün Afganistan yönetimini ele geçirmesinden önce söz konusu olan bizim Kabil havaalanını korumamız ve işletmemizdi. Biz böyle biliyorduk. Yani daha önce meclisin verdiği yetkiyle NATO görev kapsamı çerçevesinde bir 500 askerimiz zaten bunu yapmaktaydı. Ama NATO oradan çekildiğine göre Türkiye'nin bizim askerlerimizin burada bu görevi sürdürmesinin yeni bir meclis kararına bağlı olduğunu düşünüyorduk. Bunun üzerinde tezkere mecliste geldiğinde neler söylenecektir, nasıl bir pozisyon ortaya konacaktır diye siyasi parti genel başkanları, sözcüleri tartışma yapıyordu. Bugüne kadar buydu. 600 ama askerimiz varmış Sayın Karayalçın. Öyle mi? Ben 500 diyebiliyordu. Demek ki 600. Sayın Ulan Çeviköz açıklamış evet. Ve şöyle demiş, 600 askerin ayağına taş değmesine razı gelmeyeceğiz. Evet. Ve Taliban'ın verdiği mühlet de göz önüne alınacak olursa 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan'dan ayrılmamız gerekiyor. Ayrılmamız demiş. Gerekiyor. Zaten yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkinin de sona erdiği gündür. 1 Eylül'de. Evet, daha fazla askerimizin orada kalmaması lazım. Kalacaksa yeni bir meclis kararına gereksinme vardır. Ama Taliban'la da konuşmak lazım değil mi onda? Tabii yani? Tabii. Yani ben zaten kalmamalı da. Meclis yani, uzattı diyelim. Taliban 1 Eylül'e kadar mühlet verdi. NATO görev misyonu, NATO görevi çerçevesinde asker oradaydı. Artık NATO görevi yok. Dolayısıyla askerin o görev çerçevesinde gerekçe ortadan kalkıyor. Gerekçe ortadan kalkıyor. Peki başka yani, bir şekilde bir tespit başka bir şekilde ayrıca konuşulur. Ayrıca konuşulur. Ona karşı bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleştirilerimiz var. Karşı duruşumuz var. Destekleyenler de vardı. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamasını okudum. Ve önümüzde yalnızca Kabil havaalanının korunması değil, onun ötesine geçen çok daha geniş kapsamlı ve çok ciddi olarak tartışmamız gereken yeni bir sorun olduğunu gördüm.